Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Türk tarihi ve Cumhuriyet devrimini 2001 yılında soykırım olarak mahkum eden Fransa, soykırım yoktur diyenlere de hapis ve para cezası veren yasayı Ulusal Meclisi'nden geçirdi. Fransa'da yaşayan binlerce Türk ayağa kalktı. Gurbetçilerimiz Fransa Meclisi'nin kapısına dayandı ve soykırım yapmadık, vatan savunduk diye haykırdı. Millet Türkiye'de de ayağa kalktı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve konsolosluklar eylemlerle yankılandı. İnkar yasasının kabul edilmesi Fransa'ya yalan çiğneme turlarını da beraberinde getirecek. Talat Paşa Komitesi olağanüstü toplandı ve Ermeni soykırımı yalanını çiğnemek için Fransa'ya gitmek için karar aldı. MHP ve CHP milletvekilleri de Fransa'ya gidecek ve Ermeni soykırımı yalandır diyecek. Şimdi bültenimizin ilk durağı olan Paris Bourbon Meydanı'na geçiyoruz. Sayın seyirciler, Ermeni soykırımının inkarını suçlayan tasarının Fransa Meclisi'nde görüşüldüğü saatlerde Bourbon Meydanı'nda toplanan gurbetçiler Fransa Meclisi'nin kapısındaydı. İçeride bir avuç milletvekili Cumhuriyet devrimini yargılarken Bourbon Meydanı binlerce Türk'ün hep bir ağızdan aykırdığı "soykırım bir yalan, dedelerimiz katil değil" sloganlarıyla çınladı. Eylemde yapılan konuşmalarda herkes AKP'nin Türkiye'nin haklarını savunamadığı noktasında birleşti. Fransa'nın soykırımın inkarını suçlayan yasa tasarısını parlamentoda oylaması gurbetçileri ayağa kaldırdı. Fransa'da yaşayan binlerce Türk çeşitli illerden Paris'e geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Bourbon Meydanı'nda toplanan Türkler Fransa'ya geçit vermeyeceklerini haykırdı. Fransa'da yaşayan Türkler olarak oy kartlarımızı alacağız. Eylemi Avrupa'daki Türk dernekleri düzenledi. Talat Paşa Komitesi de eyleme destek verdi. Tasarının Fransa parlamentosunda görüşüldüğü saatlerde Bourbon Meydanı soykırım bir yalan, dedelerimiz katil değil, bu yasa kabul edilemez, Fransa kendine bak sloganlarıyla çınladı. Bourbon Meydanı'ndaki ortak vurgu AKP hükümetinin Avrupa'ya karşı Türkiye'nin haklarını savunamaması oldu. Gurbetçilerimiz AKP'yi Türkiye'ye karşı oynanan oyuna karşı yeterli tepki vermemekle suçladı. Fransa'yı protesto eden Türkler, AKP hükümetinin Fransa'nın NATO askeri kanadı üyeliği için destek verdiğini hatırlattılar. Türkler, "Neden o zaman Türkiye Fransa'ya şartsız destek verdi?" diye sordu. Avrupa Türk Federasyonu Başkanı Cemal Çetin, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, hiç kimsenin Türk milletini mahkum edemeyeceğini söyledi. Ve bu kara leke hiç kimse Türk milletinin önüne yüzüne süremeyecektir. Tarihi gerçekler parlamentolarda onaylanmaz. Tarihi gerçekler tarihi vesikaların ışığında tarihçiler tarafından değerlendirilmelidir. Eyleme katılan Türkler daha sonra Paris'teki Türk şehitliğine yürüdü. Ulusal Kanal'a konuşan Talat Paşa Komitesi Paris temsilcisi Habib Hamza Erdem, "Fransa parlamentosunun kararını tanımıyoruz" diye konuştu. Erdem, "Tasarı yasalaşırsa biz de bunu çiğneriz" dedi. Erdem, Talat Paşa Komitesi'nin vatan savunmasını büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini de belirtti. Fransa Ulusal Meclisi Ermeni soykırımını inkarı suç sayan yasa tasarısını kabul etti. Şimdi gözler bir sonraki aşamaya çevrildi. Tasarı 5 Ocak'tan itibaren Senato'ya gelecek. Senato 22 Şubat'a kadar gündemini almazsa tasarı hükümsüz sayılacak. Fransa Ulusal Meclisi Ermeni soykırımını inkar edenlere 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngören yasa tasarısını kabul etti. 577 sandalyeli Fransa Meclisi'nde tasarı görüşmelerine 41 milletvekili katıldı. Yasa tasarısı çoğunluk oyuyla meclisten geçti. Süreç, Fransa'nın 1915'teki Ermeni tehcirini soykırımı olarak kabul etmesiyle başladı. 2001 yılında oy birliğiyle kabul edilen yasayla Ermeni soykırımı resmen tanınmış oldu.
Ancak Ermeni lobisi ve Amerika soykırım yasasını yeterli görmedi, yasanın genişletilmesini istedi. Sosyalist Partili bazı milletvekilleri Ermeni soykırımını reddedenlere 1 yıl hapis ve 45 bin avro ceza öngören yeni bir tasarı hazırladı. Tasarı 2006 yılında Fransa Meclisi'nden geçirildi. Tasarı meclisten geçti geçmesine ama Fransa Senatosu'na gelmesi tam 5 yıl sürdü. 4 Mayıs 2011 günü Fransa Senatosu tasarıyı gündeme alıp almayacağına karar verdi. Senato'da yapılan oylamada Ermeni soykırımını suçlayan tasarı 74'e karşı 196 oyla reddedildi. Senato, parlamentoların tarih yazamayacağına hükmetti. Böylece tasarı gündeme dahi alınmadan düşmüş oldu. Gel gelelim 7,5 ay sonra tasarıda birkaç kelime değişikliği yapılıp yeniden Fransa Ulusal Meclisi'ne getirildi. Böylece meclis, Senato'nun gündeme dahi almadığı yasayı bir kez daha oy çokluğuyla kabul etmiş oldu. Tasarının bir sonraki adresi yeniden Senato olacak. 5 Ocak tarihinden itibaren yasa Senato'nun önüne gelecek. 22 Şubat'a kadar Senato yasayı gündemine almazsa yasa kadük olacak. Yani hükümsüz sayılacak. Çünkü bu tarihte Fransız Meclisi ve Senatosu Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kapalı olacak. Senato tasarıyı gündemine almayı kabul ederse tasarı bu kez de Senato'da oylanacak. Eğer Senato 4 Mayıs'taki gibi gündemine almayı reddederse tasarı bir kez daha düşecek. Ermeni soykırımı yalanına karşı uluslararası ölçekte mücadele veren Talat Paşa Komitesi Fransa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Talat Paşa Komitesi Ankara Sözcüsü Bülent Desinoğlu, soykırım yapmadık, vatan savunduk, kabul edilen yasayı tanımıyoruz dedi. Türkiye Kamusen'de karara tepki göstererek Fransız mallarına boykot uygulanmasını istedi. Fransız parlamentosunun aldığı bu kararı ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Ermeni soykırımı yalanına karşı dünya çapında mücadele eden Talat Paşa Komitesi, Fransa Büyükelçiliği önünde alınan karara tepki gösterdi. Fransız parlamentosunda alınan bu kararı bir defa daha çiğniyoruz ve tanımıyoruz. Evet. Talat Paşa Komitesi Ankara Sözcüsü Bülent Esinoğlu, soykırım yapmadık, vatan savunduk dedi. Burada tabii ki hem Türk halkına hem Türkiye'yi yönetenlere çok büyük görevler düşüyor. Soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk. Eğer gene öyle bir durum meydana gelirse hükümetlere veya bizi yönetenlere bakmaksızın biz gene vatanımızı savunuruz. Fransa'nın aldığı karara Türkiye Kamusen üyeleri de tepkiliydi. Fransa Büyükelçiliği'nin önüne bırakıyoruz. Türkiye Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk, AKP hükümetine seslenerek Fransa'ya yaptırımların uygulanmasını istedi. Böyle bir iftirayı reva görenlere karşı sessiz kalmamız düşünülemez. Bu noktada devlet olarak derhal Fransız mallarına boykot başlatılmalı, Fransa ile yapılmış ikili anlaşmalar gözden geçirilmeli, devlet tarafından Fransa'ya verilen ihalelerin iptali gündeme getirilmelidir. Fransa'nın İstanbul ve İzmir konsolosluğu önünde de eylemler vardı. Bu yalanları çiğnemek için Fransa'ya gideceklerini açıklayan işçi partililer Fransa'ya meydan okudu. Sizin yasanızı, sizin yalanınızı, sizin yalandan yasanızı çiğnemek üzere Fransa'ya geliyoruz. Fransa Meclisi'nde Ermeni soykırımını inkar edenleri cezalandıran yasa tasarısının kabul edilmesiyle İzmir'de Fransız konsolosluğu önü eylem alanına döndü. Bu Mustafa Kemal'in askerliğini alacak cezaevlerini yapamayacaksınız. İşçi Partisi üyeleri Fransız konsolosluğuna yürüdü. Konsolosluk, panserler ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle korundu. Polis, işçi partililerin konsolosluk önünde açıklama yapmasına önce izin vermedi, sonra da geri çekildi.
Konsolosluk önünde yasayı tanımayacaklarını açıklayan İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Tugay Şen, Fransa'ya gideceklerini söyledi. Sayın Doğu Perinçek, bugün Silivri cezaevinde uydurma bir iddianame ve dava yüzünden tutuklu bulunuyor. Tutsak ediliyor. Eğer soykırım yalanını çiğnemek istiyorsan salacaksın Doğu Perinçek'i. Sizin yasanızı, sizin yalanınızı, sizin yalandan yasanızı çiğnemek üzere Fransa'ya geliyoruz. Balkonlarına Türk bayrağı asan yurttaşlar da İşçi Partisi üyeleriyle birlikte and içti. Yalanlarınızı çiğnemeye Fransa'ya geliyoruz. Yalanlarınızı çiğnemeye Fransa'ya geliyoruz. Fransız konsolosluğu önünde bir başka eylem de İstanbul'da gerçekleşti. Kurtuluş Savaşımızı katliam olarak suçlayamazsınız. Böyle bir yetki yok. İşçi Partisi üyeleri kararı protesto etmek için İstiklal Caddesi'ndeki Fransız konsolosluğu önünde toplandı. Fransa'nın bu kararını tanımıyoruz. Bu yasağı Fransa topraklarında tekrar tekrar çiğneyerek işlemez hale getireceğiz. Hükümetin Talat Paşa Komitesi üyelerini terörist ilan ettiğini hatırlatan Kuruca, AKP'nin ülkeyi savunamadığını söyledi. Bu karar eş başkanın yönettiği iktidarın Türkiye'yi savunmadığını, savunamadığını bir kere daha göstermiştir. Bekle Fransa, biz geliyoruz. Soykırım yalanı, Amerikan planı, Fransa meclisinden geçen Ermeni soykırımı inkarını suç sayan yasaya karşı Türkiye genelinden tepkiler yağıyor. Ege bölgesindeki barolar ortak açıklama yaptı. Antalya Kent Konseyi Fransa meclisini kınadı. Antalyalı kadınlar Fransız mallarını kullanmama çağrısı yaptı. Üniversite öğrencileri ise yürüyüş düzenledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören öğrenciler 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini kabul eden Fransız Ulusal Meclisi'ni protesto etti. Fransız Ulusal Meclisi'ndeki temsilcilerin oylarıyla bütün bir ulusun tarihinin, düşünce, ifade, bilimsel ve akademik özgürlüklerinin mahkum edilmesini şiddetle kınıyor. Yapılan bu yanlışı onulmaz sonuçlar doğuracağı inancını taşıyor. Ege bölgesindeki barolar Fransa'da yapılan Ermeni soykırımı iddialarına yönelik oylamayla ilgili yazılı basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Açıklamada Ermeni soykırımı yoktur, vatan savunması vardır denildi. Giresun Üniversitesi öğrencileri Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısına yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Antalya Kent Konseyi, sözde Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısıyla ilgili Fransa'yı kınadı. Konsey Başkanı Semanur Kurt, uygulamanın hukuksal sakatlığın ötesinde meşruiyetten de yoksun olduğunu söyledi. Antalyalı kadınlar da Fransız mallarını kullanmama çağrısı yaptı. Fransız ürünlerini almayalım. Fransız ürünlerini almayı da reddediyoruz. Talat Paşa Komitesi Fransa Meclisi'nin kararının hemen ardından olağanüstü toplandı. Fransa'ya gidip Ermeni soykırımı yalanını çiğneme iradesi öne çıktı. Talat Paşa Komitesi Fransa Ulusal Meclisi'nin Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa tasarısını kabulün ardından harekete geçti. Önce komite sözcüsü Cüneyt Akalın üyeleri karar hakkında bilgilendirdi. Ardından üyeler kararı değerlendirdi ve mücadele yolları tartışıldı. Belgelerimiz var. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever, kararın Amerika'nın Büyük İsrail Projesi çerçevesinde çıktığını belirtti. Bu yalanın bu kadar önümüze getirilip dayatılmasının bir tane anlamı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi'ne Türkiye'yi teslim almak ve burada bir alet olarak kullanmak. Biz de bunu burada çiğniyoruz arkadaş. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Uluslararası bir yalandır. Bu yalanı yüzünüze çarpıyoruz ve burada çiğniyoruz. Bunu ben duydum. Yani yapacaklarını duydum. Çok müthiş bir cevap olur. Harika bir cevap olur. Bunu gideceğiz Paris'te yapacağız. Aynı. Şimdi o Lozan'da yaptığımızdan 2005'te çok daha anlamlı bugün. İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davasının desteklenmesi ve duyurulması da
öneriler arasındaydı. Tutarlı eylemi Talat Paşa Komitesi ile beraber Sayın Perinçek koydu. Şimdi bu mücadeleyi yine o platformun dışında aslında hukuk alanında sürdürmemiz lazım. Bu konuda hazırlıkları yürütmek lazım ki bu konudaki adımı da Sayın Perinçek'in İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişle beraber verildi. Haluk Duran ise Cenevre Sözleşmesi hakkında üyelere bilgi vererek sözleşmede Türkiye'nin haklılığını anlatan hükümler olduğunu belirtti. Bir ülkenin vatandaşını soykırımla suçlayabilmek için sade ve sadece o suçlamanın yapıldığı ülkenin mahkemeleri yetkilidir 6. maddeye göre. Yani hiç kimse bir Türk vatandaşı aleyhine soykırım açısından davayı hiçbir yerde açamaz. Bu o kadar güçlü bir platformdur ki Türkiye açısından. Bugüne kadar hiçbir Türk vatandaşı aleyhine hiçbir yerde dava açılamamıştır soykırım yüzünden. Toplantıda Fransa kamuoyuna Ermeni soykırımı yalanının anlatılması önerisi de yapıldı. Hareket devam edecek ve mutlaka devam etmelidir. Bu şudur, sivil toplum olaya el koymuş oluyor. Sayın seyirciler, Fransa Ulusal Meclisi 4 saat süren oturumun ardından Ermeni soykırımını inkar edenlere ceza öngören tasarıyı kabul etti. Görüşmelerde Fransız milletvekillerinin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardı. İktidardaki UMP milletvekili Patrick Devecian, Ferit Paşa hükümetinin Ermeni soykırımını tanıdığını hatırlattı. Devecian, Türkiye'de okuyan çocuklarımız buraya saçma sapan fikirlerle geliyorlar. Soykırım yoktur diyorlar. Biz bu çocukların fikrini değiştireceğiz dedi. Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan tasarı için yapılan oturum 4 saat sürdü. Oylamada mecliste grubu bulunan Halk Hareketi Birliği, Radikal Sosyalist Parti ve Yeni Merkez Partisi evet oyu kullandı. Hayır oyları azınlıkta kaldı. Sarkozy'nin eski siyasi danışmanı ve UMP milletvekili Patrick Devecian'ın hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardı. Ermeni terör örgütü Asala'nın uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Devecian'ın şahitleri damat Ferit Paşa, Taner Akcan ve Orhan Pamuk'tu. 1919 yılında Osmanlı'nın meşru başbakanı Ferit Paşa soykırımı kabul etmiştir. Tarihi tekrar yazmaktan bahsetmiyoruz. Siyasi bir problemi gündeme getirmekten bahsediyoruz. Türkiye'de Ermeni soykırımını kabul eden Türkler var. Taner Akcan konuyla ilgili bir kitap yazmıştır. Büyük romancı Orhan Pamuk Ermenilere soykırım yapıldığını açıklamıştır. Burada bir devletin propagandasını hedefliyoruz. Bu propaganda nefret aşılıyor. Türkiye'de okumaya giden çocuklar saçma sapan fikirlerle geliyorlar buraya. Soykırım yok diyorlar. Biz okullarda bu çocukların fikirlerini değiştireceğiz. Bu yasa propaganda yapmayı cezalandırıyor. Düşünce özgürlüğünü değil. Türkiye'ye karşı bir sert tepki de sosyalist milletvekillerinden geldi. Milletvekilleri Türklerin 1915 yılında İstanbul'dan Fırat'a kadar bütün Ermenileri katlettiğini ve 20. yüzyılın ilk soykırımını yaptığını iddia etti. Vekiller Ermeni diasporasına da destek verdi. Tasarının sahibi Halk Hareketi Birliği Milletvekili Valeri Boye ise tasarının anayasaya uygun olduğunu savundu. Tasarı Fransa'nın 2001 yılında Fransa Ermeni soykırımını açıkça tanır yasasının devamıdır. Ermeni soykırımını basın, gösteri, bildiri, afiş yoluyla inkar edenlerin cezalandırılması gerekir. Valeri Boye tasarının Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermeyeceğini öne sürdü. Boye, ambargo gibi tehditlerin hayata geçeceğini sanmıyorum. Türkiye, Fransa gibi Dünya Ticaret Örgütü üyesi bizi boykot edemez dedi. Bakan Patrick Ollier de Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. Ollier, Afganistan, Suriye gibi konular ve G20 ile NATO gibi uluslararası kuruluşlarda da önemli işbirliğimiz sürüyor dedi. Tasarının sahibi Halk Hareketi Birliği'nden bazı milletvekillerinin hayır oyu kullanması dikkat çekti. Tasarıya karşı en sert tepkiyi François Bayrou verdi. Bayrou'nun kaygısı Fransa'nın da sıraya girebileceği olasılığıydı. Bu tasarı zararlı ve tehlikelidir. Biz bu soykırımı tanıyoruz ama bu tasarı bundan çok daha farklı. Ceza kanununun hizmet edeceği şey bu değil. Kamboçya'da, Ruanda'da da soykırım oldu. Bunların hepsi için bir ceza yasası mı hazırlayacağız? Ben hayır oyu kullanacağım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Ermeni soykırımını inkara ceza öngören yasa tasarısının Fransa Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin atacağı adımları açıkladı. Erdoğan, siyasi istişareyi durduruyoruz, askeri tatbikatları iptal ediyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi tarihiyle de yüzleştiğini ifade etti.
gerçekten böyle bir kararın Fransa'da açıklanmış olması, alınmış olması bizler açısından da ayrı bir talihsizlik ama Fransa açısından çok büyük bir talihsizlik. Ermeni soykırımını inkara ceza öngören yasa tasarısının Fransa Meclisi'nden geçmesinin ardından Tayyip Erdoğan Türkiye'nin atacağı adımları açıkladı. Şimdi tabii Fransa ile ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz. Bundan sonra Fransa'nın tutumuna göre tedbirler alınacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Fransa'ya karşı uygulayacak yaptırımları sıraladı. Şu anda istişareler için Paris Büyükelçimizi Ankara'ya çağırıyoruz. Avrupa Birliği çerçevesindeki eşleştirme projelerinde Fransa ile artık işbirliğine gitmeyeceğiz. Fransa ile her türlü siyasi istişareyi durduruyoruz. İkili askeri faaliyetler ve ortak tatbikatları şu andan itibaren iptal ediyoruz. Askeri uçuşlar için yıllık toptan verilen bütün üst uçuş ve iniş kalkış izinlerini iptal ediyor. Her uçuş için ayrı izin uygulamasına geçiyoruz. Bizim tarihimizde böyle bir soykırım yok diyen Erdoğan, Türkiye'nin kendi tarihiyle yüzleştiğini de söyledi. Tarihimizde yaşanan her türlü hadiseyle yüzleşiyor. Akademik, bilimsel anlamda tarihin aydınlatılmasını her zeminde en güçlü şekilde savunuyoruz. Sayın seyirciler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birinci etap yaptırımları TÜRKSAM Başkanı Doçent Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağız. Sayın Yavuz, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. TÜRKSAM Başkan Yardımcısı. Özür diliyorum, hemen düzeltelim. Sayın Doçent Doktor Celalettin Yavuz, TÜRKSAM Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz efendim. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yaptırım kararlarını TÜRKSAM sizinle değerlendireceğiz. Erdoğan'ın açıkladığı yaptırım kararlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Etkili olur mu? Şimdi ilk çıkış olarak tabii Başbakan'ın yapmış olduğu açıklama sadece bir hükümet olarak değil, meclisin de almış olduğu bir ortak karar gibi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi herhalde BDP'yi bir tarafa bırakacak olursak hep birlikte bir tepki gösterdi. Bu tepkiyi de Başbakan Türkiye adına dillendirmiş oldu. Yeterli mi derseniz, hayır, yeterli değil. Çünkü Fransa ile Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman ticari ilişkileri sanıyorum 11-12 milyar avro civarında bir şey olarak da. Bu Türkiye için belki önemli bir miktar olabilir ama Fransa gibi dünyanın 5. veya 6. büyük ekonomisi için çok da önemli bir şey değil. Hiçbir şey değil demek istemiyorum ama önemli bir şey. Veya Fransa'yı caydırıcı bir etkisi olmaz bunun. Sonra Sayın Başbakan şey söyledi. İkili siyasi ilişkileri askıya aldık dedi. İkiliye alırsın ama Fransa ile birçok yerde aynı ittifakta veya çeşitli kurumlarda bir aradasın. Mesela NATO ittifakının iki üyesi. NATO tatbikatları oluyor. Bu NATO tatbikatı olduğu için Fransa'da katılıyor, Türkiye'de katılıyor. Türkiye katılmıyorum diyebilecek midir buna? Hayır, zannetmiyorum. Bunu diyecekse eğer 2007 sonunda 2008 başında Fransa NATO askeri kanadına döneceği zaman hükümet olan AKP'nin o zaman hayır demesi gerekirdi, demediler. Şimdi gelelim başka bir şeye. Türkiye ile Fransa'nın zaten ikili öyle aman aman bir tatbikatları yok. Bunlar varsa da zaten kesildi. 2006'da o zaman 69 milletvekilinin katıldığı ulusal meclisinde Fransa'nın gene bu yasa tasarısı kabul edildiği zaman sadece silahlı kuvvetler, sadece Genelkurmay Başkanlığı büyük tepki göstermişti ve Fransa ile bundan sonra ikili askeri ilişkilerin kesileceğini, savunma sanayinde Fransa'dan faydalanılmayacağının kararını almıştı. Ve onun dışında ben hatırlıyorum işte Fransa'daki o Circle Fransa öğrenci subay yollanmadı. Fransa'nın buradaki resepsiyonlarına Türk üst düzey subayları, komutanları katılmadılar. Ama bunlar da Fransa'yı caydırıcı değil. Şimdi Fransa'nın uçuşları diyor. Fransa'nın Türkiye üzerinden çok fazla askeri uçuşları yok. Belki Türkiye'nin Fransa üzerinden çok daha fazla uçuşu vardır. Evet. Sonra gemi ziyaretleri diyor. Türkiye Fransa'nın çok da ziyaret ettiği limanlar değil. Eğer ihtiyaç olursa hemen karşı tarafta Ege'nin öbür tarafında Yunanistan var. Oradaki limanları ziyaret ederler.
Evet. Ben ilk aşamada bir tepki olarak görüyorum bunu. Ama bundan ziyade asıl önemli olan şu, sivil toplum örgütlerinin daha tepkilerin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Evet. Özellikle Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin, Türk örgütlerinin oradaki Fransa'da yapmış olduğu, Bourbon Meydanı'nda yapmış olduğu hareket çok iyidir. Evet. Bunu devamını getirmek lazımdır. Fransız Anayasası'nın özgürlüklerle ilgili bir maddesi olacak. Madde 12 yanılmıyorsam. Onunla ilgili olarak oradaki Fransa'daki Türk vatandaşlarının, ya da düzeltiyorum, Fransa'daki Fransız vatandaşı olmuş Türkiye kökenli insanların dava açmaları gereklidir. Bu önemlidir. Evet. Bir diğeri, Fransa'nın veyahut da Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin dayanağı 500 bin Ermeni oyuydu. Eğer 500 bin Ermeni oyuysa mesela, bunun daha ötesine geçmek lazım. Hani biz model ülkeydik Arap ülkeleri için. Geçen sene İHA'nın sayesinde gittik Gazze Şeridi'ne, bir takım şeyler yapıyorduk. Evet. Marmara gemisinde 9 ölü verdik, 14 tane yaralı verdik. Peki model ülkeysek, Müslümanlar bizi model alıyorsa, başbakanımız bunların modeli, sevdikleri giderse, o zaman Fransa'da devreye girmek lazım şeyler, sivil toplum örgütleriyle. Çünkü bildiğim kadarıyla Fransa'da Kuzey Afrika kökenli çok sayıda Müslüman Fransız vatandaşı yaşıyor, Müslüman yaşıyor. Evet. İşte sivil toplum örgütlerinin bunlar üzerinde çalışması, bunlar üzerinde oynaması gerekli. Peki. Onların oyları, emin olun, 500 bin Fransız oyunun daha fazlasıdır. Peki. Bunu söyleyeceğim. Bir de lobi faaliyetinde gene sınıfta kaldık. Şimdi 9,5 senedir, 9 seneye aşkın bir zamandan beri tek başına hükümet olan bir AKP hükümeti var. Bunlar da 2001'den beri Fransa, yıllardan beri Amerika'da devam ediyor. Avrupa'da birçok ülke bunu tanımış durumda. Mesela komşumuz, batı komşumuz Yunanistan, evet, Ermeni yasa tasarısını yıllardan beri, 1994'ten beri tanıyan bir ülke. Nedense biz bunların başbakanlarını kanka gibi ağırlarız. Bunlar krize girdiler diye Türkiye'nin bütün zenginleri Yunan adalarını doldurdu. Şimdi ben size söylüyorum, bu kadar Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine bakın. Onlar Fransa'yı protesto ediyor. Ama geçen gün Fransa'ya giden, Paris'e giden ve tabiri caizse hiçbir şey yapamadan Türkiye'ye dönen TÜSİAD gibi, TOP gibi Türkiye'nin önemli zengin sivil toplum örgütlerinin hiçbiri çıkıp da üyelerine sakın ha yılbaşında Fransa'ya gitmeyin diyemez. Yani evet, şimdi postal alışverişini görsün diye Fransa'ya gidildi. Bir de işler acısı bir durum. Sizinle ve sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum durumu. TÜSİAD ve TOP, dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin iki temsilcisi, Fransa'da Paris'te bir otelde yer ayırtıyorlar, salon ayırtıyorlar ama gittikleri zaman salon bunlara verilmiyor. Evet, bir toplantı salon yapamadılar, evet. Şimdi yani akıl almaz bir şey. Sanki bir orta oyunu gibi bir şey bu. Tabirin bağışlayın, maskaralık diyeceğim. Otel işte, otele soruyorsunuz. Otel diyor ki gerekli harcı yatırmadılar diyor, onun için diyor. Her ne olursa olsun. Yani bunu TÜSİAD veya TOP üyelerine şunu söyleyebildi mi? Biz Lagat Oteli'ni bundan sonra boykot ediyoruz. Hiçbir üyemiz bu otele Paris'e gittiği zaman uğramamalıdır diyemedi. O zaman bir, bunu demediklerine göre kendilerinin bir yanlışları var. Peki, şimdi döndüler, hükümetle başbakana, cumhurbaşkana geldiler. Adeta yağdanlık gibi hareket ediyor. Siz iki tane büyük sivil toplum kuruluşu akıl almaz bir şekilde gittiler ve arkalarına baka baka geldiler. 2001'den beri neredesiniz? Siz yeni sivil toplum örgütleri değilsiniz. Peki efendim, Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Neredesiniz? Bunu söylüyorum. Soluklu bir işçilik. Bir şey daha söyleyeceğim. Fransa'nın canını yakamıyorsanız ortak projelerle onu ikna edecek yöntemler bulmanız gerekir. Evet. Peki efendim, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için Sayın Yavuz. Çok teşekkür ediyoruz. Türksel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Celalettin Yavuz'un görüşlerini aldık bu konudaki. Sayın seyirciler, CHP Parti Meclisi de Fransa'yı kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısı öncesinde Fransa düşünce özgürlüğüne siyasi kararla kelepçe vuruyor dedi. Bugün geldiğimiz noktada Fransa kendi tarihine ihanet içindedir. Özgürlüğü savunan, özgürlük konusunda dünyada sembol olan bir ülke
bugün düşünce özgürlüğüne siyasetçilerin kararıyla kelepçe vurmaktadır. Bunu anlamak mümkün değildir. Tarihçilerin görevini siyasetçiler üstlenebilir mi? Bu çağ dışı anlayışı Fransa'da görmekten ben üzüntü duyuyorum. Bize öğretilen Fransa ile Sarkozy'nin Fransa'sı arasında çok fark var. 1789 Fransız devriminin üzerine büyük bir gölge düşürecekler. Fransa Ulusal Meclisi'ndeki oylamanın sonucu belli olduktan sonra CHP Parti Meclisi Fransa'yı kınama kararı aldı. CHP'den yapılan açıklamada parti meclisinde yapılan değerlendirmeler sonunda Fransız Ulusal Meclisi'nin aldığı bu kararla kendi tarihine ihanet ettiği belirtilerek tasarının kabul edilmesi kararının kınandığı kaydedildi. Açıklamada CHP Parti Meclisi'nin bu konuyla ilgili gelişmelerin büyük bir dikkat ve sorumluluk duygusuyla takip edilmesini de kararlaştırdığı belirtildi. Fransız devriminin üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli de Fransa'ya bu karar büyük bir skandal ve kara leke olarak tarihe geçmiştir ifadeleriyle tepki gösterdi. Bahçeli Fransa'ya karşı 7 maddeden oluşan yaptırım listesinin uygulanmasını da önerdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen soykırım iddialarını inkar edenlere ceza öngören kararı büyük bir skandal ve kara leke olarak niteledi. Bahçeli, kararın aynı zamanda ifade ve düşünce özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu da ifade etti. Bahçeli, Fransa hükümetinin siyasi hesaplar için ülkedeki Ermeni lobisinin oyununa geldiğini savundu. MHP lideri, bugün yaşanan sürecin AKP'nin Ermeni açılımıyla başladığını belirtti. Bilinmelidir ki Ermeni açılımı kapsamında AKP hükümetinin tek taraflı boyun eğen siyasi acziyeti, art niyeti ve zafiyeti acı sonuçlarını birer birer vermektedir. Bu itibarla AKP zihniyeti gerçekleri karartarak, tarihi hadiseleri çarpıtarak Türkiye ile hesaplaşmaya çalışan iç ve dış tüm mihrakların değirmenine su taşımış ve ellerine her fırsatta kullanabilecekleri kozlar vermiştir. Devlet Bahçeli, Fransa Ulusal Meclisi'nin kararına 7 maddeden oluşan yaptırım listesiyle yanıt verilmesini istedi. Paris Büyükelçisi Fransa Senatosu'nun kararına kadar geri çekilsin. Ermeni protokolleri meclis gündeminden tamamen çıkarılsın ve AKP özür dilesin. Fransa ile siyasi ve ekonomik ilişkiler dondurulsun, Fransız şirketlerinin kamu ihalelerine girmeleri engellensin. Savunma, havacılık ve sanayi alanındaki anlaşmalar gözden geçirilsin ve askıya alınsın. Seçkin tarihçilerden oluşacak bir komisyon kurulsun. Fransa'daki Türklerin gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sarkozy'ye karşı oy kullanmaları sağlansın. Fransa Meclisi'nde kabul edilen kararın önümüzdeki süreçte Senato'da oylanmaması için gerekli girişimler yapılsın. Fransa Meclisi'nin kabul ettiği Fransız Anayasası'na aykırı. Sayın seyirciler, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Fransa Anayasası'nın 34. maddesinin parlamentonun tarihi bir olay üzerine bir hükümde bulunmasına izin vermediğini belirtti. Fransız Senatosu Anayasa Komisyonu oy birliğiyle söylüyor. Diyor ki anayasamızın, Fransa Anayasası'nın 34. maddesi parlamentonun tarihi bir olay üzerine bir hükümde bulunmasına izin vermiyor. Tasarı ile yabancı bir toprakta yaklaşık bir asır önce olmuş tarihi olaylar soykırım olarak tanımlanıyor. Buna anayasamızın 34. maddesi izin vermez. Komisyonun görüşü. Bu rapordan sonra Senato'ya gitti bu tasarı. Senato oyladı ve oy çokluğuyla tasarının geri alınmasına karar verdi. Bu ne zaman oldu? Bu içinde bulunduğumuz yıl içinde. Nisan-Mayıs aylarında oldu. Nisan ayında oldu. Fransız Senatosu Anayasa Komisyonu raporunda yer alan bu saptamalara rağmen tasarı oylamaya sunuldu. Tasarıda önemli bir de kelime oyunu var. Düzenleme kamuoyunda soykırımı inkarı suç sayan bir tasarı olarak biliniyor. Oysa suç sayılan inkar değil, itiraz. Yani daha geniş bir anlamı var. Diyor ki Fransız Senatosu raporunda, efendim diyor, bu tasarı diyor, ölçüyü öylesine kaçırmıştır ki diyor, örneğin İsviçre'de Doğu Perinçe'ye uygulanan o hükümde soykırımı inkar suçu düzenleniyor. Oysa bu tasarıya bakıyoruz, komisyon söylüyor bunu.
Fransa Anayasa Komisyonu söylüyor. Diyor ki bu tasarı onu da geçmiştir diyor. Bırakınız diyor soykırımı inkâre, soykırıma itirazı bile cezalandırmaktadır diyor. Şu veya bu şekilde soykırımın oluşumuna, şusuna, busuna kısmen dahi itiraz etseniz cezalandırılmanız gerekecektir aslında diyor. İnkârla ilgili bir tasarı değil artık bu, itiraz. İtiraz yani itiraz. İşin ölçüsü iyice kaçılmış durumda. Cengiz, AKP'nin Ermeni soykırımı yalanı konusunda izlediği politikayı şöyle değerlendirdi. Talat Paşa Komitesi bu işlevi yerine getirdi. Bütün bu belgeleri çıkardı, dünya kamuoyuna duyurdu. Ama maalesef Türkiye'yi yönetenler bu belgelerden korkuyorlar. Çünkü Türkiye yönetenler Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı görevini üstlendikleri için bu belgelerden yararlanmak ve bu belgeleri dünya kamuoyuyla paylaşmak Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığıyla bağdaşmıyor. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Fransa'daki soykırımı inkarı ihlal edeceğini açıkladı. Fransa'daki 550 bin Türk'ün de benzer tutum sergilemesi gerektiğini kaydeden Halaçoğlu, bir yıl hapis yatmayı göze alıyorum dedi. Bir yıl hapis cezasını göze alıyorum ben. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, soykırıma itiraz etmeye ceza veren yasa hakkında Oktay Vural'la birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. Fransa'daki temasları hakkında bilgi veren Halaçoğlu, tarih komisyonu kurulması önerisi götürdüklerini, bu önerinin desteklendiğini ifade etti. Buyurun Hodri Meydan, tarihçiler komisyonu kuralım. Halaçoğlu, ulusal kanalın sorusu üzerine Fransa'ya gidip yasayı ihlal edeceğini açıkladı. Sadece ben değil, yani aslında bütün Türkiye'den veya Fransa'dan, Fransa'da yaşayan 550 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın hepsinin aslında burada bu yasa eğer senatoda kabul edilecek olursa ortaya çıkıp bu ifadeyi kullanması lazım. Soykırım olmamıştır ifadesini kullanması lazım ve kullanmayı da düşünüyoruz. Bir yıl hapis cezasını göze alıyorum ben. Tasarının yasalaşması için senatonun onayının gerektiğini belirten Halaçoğlu, yaptırımlar konusunda acele etmemek gerektiğini savundu. Acele etmemek gerekir, temkinli davranmak gerekir. Fransa, soykırımı inkar yasasını gündemine almasına karşı en anlamlı yanıt Hatay'ın Vakıflar Köyü'nden geldi. Vakıflar Köyü sakinlerinin tamamı Ermeni asıllı. Ulusal kanal mikrofonunda konuşan yurttaşlar, bizi kullanıyorlar, bizler siyasi malzeme değiliz diye isyan etti. Kınıyorum yani şahsen, çünkü kullanıyor, bizleri kullanıyor. Biz yani siyasi malzeme değiliz. Tarihçilerin konusudur bu, biz Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermenilerin sorunu değildir bu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflar Köyü tamamı Ermeni asıllı yurttaşlardan oluşan bir köy. Ulusal kanal, Fransa'nın soykırımı inkar yasası olarak bilinen ve 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini Vakıflar Köyü halkına sordu. İşte yurttaşların yanıtı. Bir çıkarları olmazsa bu kadar tantanaya verirler mi kendileri? Parçalarlar mı? Hiçbir zaman benim aklıma, hayalıma ilgilenmez. Ben vatanımla düşünürüm. Siyasi amaçla bunlar yapıyor bunu. Yani bizimle hiçbir alakası yok zaten. Bizim düşüncelerimiz belli. Biz buradan memnunuz. 1915 olayları da kendi kendiliğinden olan bir olaylar değildir yani. Bu Avrupa'nın ve dünyanın ortalığı karıştırıp işi birbirine düşürmesiyle ileri gelmektedir. Fransa'nın tutumuna tepkiler Vakıflar Köyü'yle de sınırlı değil. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kapaklı Köyü'nde yaşayan Ermeni asıllı yurttaşlar da tasarının gündeme gelmesinden rahatsız. Bu yersiz iddialar bunlar. Tamam mı? Ama senelerden beri biz buradayız. Kimseden zarar ziyan görmedik biz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türk vatandaşıyız. Ben bu memlekette doğdum, burada büyüdüm. Memleketimden de, milletimden de razıyım, memnunum. İyi ki burada doğmuşuz, iyi ki de burada büyümüşüz. Bizi de rahat bıraksınlar. Sayın seyirciler, şimdi Ermeni soykırımı gibi uydurma değil gerçek bir katliamın kanıtlarını getireceğiz ekranlarınıza. Kıbrıs'ta 1963 Noel katliamında hayatını kaybedenler için Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nde anma töreni düzenlendi. Derneğin İstanbul Şubesi'nde açılan fotoğraf sergisinde katliamın acı tablosu bir kez daha gözler önüne serildi. 21 Aralık 1963 Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen anma töreninde saldırılarda hayatını kaybeden yurttaşlar bir kez daha anıldı.
364 kişinin hayatını kaybettiği, 103 Türk köyünün yerle bir edildiği ve 30 bin Kıbrıs Türkünün göç etmek zorunda kaldığı saldırıları anlatan bir fotoğraf sergisi açıldı. 1963 ve 1964 yıllarındaki saldırılarda yaşanan acı hatıralar fotoğraf karelerine yansıdı. Dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı 3. Makarios'un kışkırtmalarıyla başlatılan saldırılar 10 yılı aşkın bir süreyle durdurulamadı. 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan emekli albay Ahmet Kendigel ve Safa Altunparlar Kıbrıs köylerinde tanık oldukları acıyı anlattı. Türk askeri adaya çıktığı zaman o dağlara kaçmış ya da mağaralarda, deşikelerde saklanan insanların bizi gördüğünde, bu yıkık yerlerde bizi gördüğünde çıkıp da Türk askerine sarıldığı anları ben bunları görünce hatırlıyorum. Ben gittim bir köyün birinde dolaplı bir askerlerimle beraber dolaştım baktım sadece yaşlılar var. Yaşlıları da bindirdim arabaya getirdim geriye. Gelirken onların ifade ettiği şuydu. Allah belasını versin bu EOKA'nın. Lanet olsun bu EOKA'ya diye bedduada bulunuyorlardı. Tabii o bulunduklarının ifadesini biz ancak davranış biçimlerinden anlayabiliyorduk. Sözlerinden değil. Sözlerini biz anlayamıyorduk. Rumca konuşuyorlardı. Sayın seyirciler, bu inkar tasarısıyla ilgili haberlerimizi aktardık. Haber bültenimizin hemen ardından İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever'le bu konuyu ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Geçiyoruz günün diğer gelişmelerine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştu ve kırmızı çizgileri gündeme getirmeyin talimatı verdi. Çiçek, medyanın anayasa yapım çalışmalarında olumlu bir hava yaratması gerektiğini savundu. Toplantıda komisyondaki bütün parti temsilcilerinin anayasayı 2012 sonunda bitirmek konusunda mutabakat içinde oldukları kaydedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mecliste grubu bulunan 4 partinin 3'er temsilciyle katıldığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle birlikte gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın bu süreçte bize yardımcı olması, olumlu yönde kamuoyu oluşturması, her kesimin aktif katılıma teşvik edilmesi açısından son derece önemlidir. Çiçek, komisyonun çalışmalarının 4 etapta bitirilmesini hedeflediklerini, 30 Nisan'a kadar olan birinci etapta bütün parti, dernek, meslek kuruluşu ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelen önerilerinin alınmasını bitireceklerini kaydetti. Yazılı ve görsel medyadan öncelikle beklentimiz ise halkın katılımını teşvik etmektir. Anayasa çalışmalarının içeriğine şu aşamada girmeyi uygun görmediklerini belirten Çiçek, medyanın kırmızı çizgiler ve şartlı durumlar üzerinden haber yapmamasını istedi. Siyasi partilerin var olduğu iddia edilen kırmızı çizgilerinin sürekli gündemde tutularak ön plana çıkarılması ve bunlar üzerinden yorum yapılmasında çok doğru bulmuyoruz. Hatta zaman zaman partilerin yerine kendimizi koyarak, şu parti şunu yapabilir, bu parti burada bunu der demek suretiyle bir kısım faraziyeler üzerinden yorum yapılmasında bu sürece doğru katkı olmayacağını düşünüyoruz. Çiçek'in bu konuşmasında kırmızı çizgileri nitelerken var olduğu iddia edilen vurgusu dikkat çekti. Çiçek yine genel olarak ilgisizlikten yakındı. Çiçek özellikle üniversitelerden herhangi bir destek ve öneri gelmediğini vurguladı. Halkın nezdinde sıcak tutulması CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Kürtlere anayasal haklarını vereceğiz diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi. Arınç'ın sözlerinin vatana ihanet suçu sayılabileceğini belirten Genç, sanki özellik verilecek gibi Kürdistan kurulacak gibi konuşuyor dedi. O kimliğe saygı duyacağız, o kimliğin bütün kültürel haklarını, anayasal haklarını vereceğiz, tanıyacağız, diline saygı duyacağız, hepsi böyle olacak. Eğitim hakkı, dil hakkı, kültür hakkı, kimlik hakkı ne varsa vereceğiz. Bu bizim cebimizden verdiğimiz bir şey değil. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin kapanışında yaptığı ve BDP sıralarından yoğun alkış alan konuşması tepki topladı. Bu tamamen ülkeyi bölmeye yönelik planın aşağı vurulmasıdır. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç,
Arınç'ın sözlerinin vatana ihanet olduğunu kaydetti. Ben hayret ettim. Sanki yani böyle özel Kürtlere özel bir özellik verecekmiş gibi, bir Kürdistan kuracakmış gibi bir laf anlam da çıkıyor ya. Yani şimdi bu memleketi böyle bir etnik kimliğe göre ayırarak ben sana ayrı kim hak veririm demek kadar ya, vatana ihanet suçu sayılabilecek derecede bir söylemde bulunamaz insanlar. AKP hükümeti vatan topraklarını yabancılara satmaya hazırlanıyor sayın seyirciler. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 2,5 hektarlık sınırın kaldırılarak 30 hektara kadar her çeşit mülkün yabancılara satılabileceğini açıkladı. AKP hükümeti vatan topraklarını yabancılara satmaya hazırlanıyor. Yabancı ülke insanlarının Türkiye'ye gelip yatırım yapmasını istiyoruz. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, mütekabiliyet esası aranmaksızın yabancılara toprak satışını kolaylaştıran bir yasa hazırlığında olduklarını açıkladı. Dünyaya baktığımız zaman özgüveni yükselmiş ülkelerin mütekabiliyet şartı aranmadan gayrimenkul taşınmaz mal sattıklarını görüyoruz. Ama bizim ülkemizin stratejik konumu, kendi ülkemizin şartları neyse o şartlara, o hassasiyete dikkat etmek suretiyle yabancılara mülk satışının önünü açmak için girişimimiz var. Bayraktar 30 hektara kadar yabancılara toprak satışının yapılabileceğini söyledi. 2,5 hektardı, bunu 30 hektara kadar çıkarabileceğiz. Ekonomi Bakanlığı'yla birlikte hareket ettiklerini söyleyen Bayraktar, her çeşit gayrimülkün yabancılara satılacağını belirtti. Sadece konut iş yeri değil, gayrimenkulün taşınmazın her türlüsünü, arsa, arazi, konut, iş yeri, dükkan gibi her türlü gayrimenkulü alabilecekler. Böyle bir rahatlama getiriyoruz. Yabancılar gelsin ülkemizde hem ikamet etsinler, hem burada daha çok yabancı insan gelsin, daha çok turist gelsin, daha çok yatırım gelsin. Bunun için çalışıyoruz. Irak'tan çekilmek zorunda kalan Amerika ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Sünni grupların da önemli kısmının desteğini almaya başlayan Maliki yönetimine karşı mezhep kavgası kışkırtılmak isteniyor. Bugün Bağdat'ta gerçekleşen patlamaların bu amaca yönelik provokasyon olduğu üzerinde duruluyor. Amerika'nın Irakiye koalisyonundan bazı unsurları kullanarak devirmeye çalıştığı Maliki yönetimi ise buna karşı sert tedbirler alıyor. Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Irak'ta Şii-Sünni tartışması çıktığı izlenimi yaratılıyor. Olayların gelişimi ve Iraklı kaynakların verdiği bilgi ise Irak'ta bambaşka bir durumun olduğunu gösteriyor. Buna göre İran toprak bütünlüğünü savunan Maliki yönetimi kendisini düşürme planları yapan Amerika'nın Irak'taki işbirlikçilerine operasyon yapıyor. İran kuzeyindeki bölgesel yönetime kaçan Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Haşimi de bu kişilerden biri. Amerikan çizgisindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi hakkındaki tutuklama kararı çıktı. Tarık El Haşimi'nin korumalarının bizzat Haşimi'nin emriyle Irak'taki terör eylemlerine karıştığı ileri sürüldü. Batı basını bu süreci Irak'ta Sünni-Şii çatışması şeklinde verdi. Oysaki gerçek bambaşka. Maliki yönetimi Amerikan askerlerinin çekilme sürecinin tamamlanmasıyla Irak'taki Amerikan yanlısı siyasi yapılara büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun hedefinde Al-Irakiye bloğu vardı. Eyad Allawi, Rafi İsavi ve Tarık Haşimi gibi kişiler Amerika ile tam anlaşamayan Maliki yönetimini düşürmek üzere Kürt gruplarla görüşmeler yaptı. Maliki yönetimi Amerikan planları doğrultusunda ilerleyen bu gruba karşı harekete geçti. Iraklı kaynaklar bu kişilerin Iraklı Sünnileri temsil etmediğini dile getiriyor. Sünniler içinde Maliki yönetimiyle işbirliği isteyen grupların olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sürecin Sünni-Şii çatışması olarak görülemeyeceğine dikkat çekiliyor. Bu süreçte Türkiye'nin de önemli rol aldığı belirtiliyor. Al-Irakiye bloğunun önemli isimlerinden Eyad Allawi, Tarık Haşimi, Rafi İsavi ve Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani Türkiye'ye gelmiş, üst düzey görüşmeler yapmıştı. Bu olaylar sürerken İran başkenti Bağdat'ta henüz faili belirlenemeyen patlamaların olması dikkat çekti. Patlamalarda 63 kişi öldü. Irak parlamentosundaki siyasi parti liderlerinin cuma günü olağanüstü toplantı yapması bekleniyor. Türkiye'nin 20 üniversitesinden 40 öğrenci temsilcisi Suriye'deydi. Öğrencilerin Suriye ziyaretine Türkiye-Suriye bir ortak düşman Amerika mesajı damgasını vurdu.
Türkiye-Suriye kardeşliğinin nasıl geliştirilmesiyle ilgili. Türkiye'nin 20 üniversitesinden 40 genç 5 gün boyunca Suriye'nin kentlerini gezdi. Suriye'nin kıyı kenti Laskiye ile başlayan ziyaret başkent Şam'ın ardından Halep'te son buldu. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'in başkanlığını yaptığı heyet Suriyeli üniversite öğrencileriyle buluştu. Suriyeli öğrencilere seslenen İlker Yücel, AKP hükümetinin Suriye'yi bölme planlarına Türkiye'yi ortak etmesine izin vermeyeceğiz, dedi. Biz Türkiye'yi Temmuz ayında bir ziyaretten sonra döndük. Suriyeli öğrenciler toplantılarda Erdoğan'ın Suriye'ye karşı tutumunu eleştirdi. İlker Yücel ise Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığını yaptığını belirterek bu iktidar Türk toplumunu temsil etmemektedir, dedi. Türkiye ve Suriyeli gençlerin ortak toplantılarından çıkan mesaj netti. Ortak düşman Amerika'ya karşı Türkiye ve Suriye birdir. Türkiye'li öğrencilerin Suriyeli arkadaşlarıyla buluşması renkli görüntülere de sahne oldu. Üniversite öğrencileri Suriye'deki durumu birinci elden gördü. Laskiye, Şam ve Halep'in önemli yerlerini gezdi. Merhaba, sen ne konuşuyorsun? Eğer sizin hepinize sorsam sizin ressamınız kim diye. Şükran. Bu Kur'an-ı Kerim Bedrettin Hastun'un imzasıyla Türkiye Gençlik Birliği'ne hediye edilmiştir. Şam, bu araya üniversiteli gençlerin ziyareti tüm Suriye'de büyük yankı buldu. Suriye Devlet Televizyonu ve Dünya TV Türkiye'li öğrencileri programlarına konuk etti. Suriye gazeteleri ise üniversiteli öğrencilerin ziyaretine geniş yer ayırdı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-il'in hayatını kaybetmesinin ardından yerli ve yabancı basın Kim Jong-il ve Kore hakkında kara propagandaya başladı. Bu yayınlara tepki Kore Dostluk Derneği'nden geldi. Ulusal kanala konuşan dernek başkanı Esin Özbey haberlerin yalan ve kasıtlı olduğunu vurguladı. Kore Dostluk Derneği Başkanı Özbey, Kim Jong-il hakkındaki haberlerin Amerikancı basın tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi. Aynı kaynaktan çıkmış yazılar ve haberler bunlar. Ne acıdır ki. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunun tek sebebi bu haberin kaynağının, bu bilginin kaynağının Amerika oluşundan ileri geliyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Kore yürekli, Kore halkı yürekli bir halk. Kore halkı Amerikan emperyalizmine karşı yıllardır, 60 yıldır direnen bir halk. Özbey, Kore halkının Amerika'nın politikaları yüzünden yoksul kaldığını ama halkın ambargo ve kuşatmaya direndiğini söyledi. Bu yoksulluk Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ekonomik ambargosu nedeniyle, büyük baskıları nedeniyle yaşanmaktadır. Ama buna rağmen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti büyük bir dirençle mücadele etmektedir Amerika'nın baskısına ve ambargosuna karşı. Esin Özbey, Amerika'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti üzerinde oyunlar oynadığını ve bu komploları finanse ettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi web sayfasını isteyenler araştırabilirler. Resmi web sayfasında Amerikan bütçesinden milyar dolarlarla ifade edilen bir para, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti aleyhine faaliyetler için ayrılmış durumda ve Kongre Meclis kararıyla, Amerikan Meclisi'nin kararıyla kabul edilen bir bütçe, böyle büyük paralar ayırıyorlar. Sayın seyirciler, faili meçhuller soruşturması kapsamında ifade veren Ayhan Çarkı'nın yer göstermesi şova dönüştü. MİT elemanı Tarık Ümit'in cesedini gömdüğü yeri göstereceğini açıklayan Ayhan Çarkın, Silivri ormanlarında 3 ayrı yeri kazdırdı. Tarım aletleriyle kazılan yerlerdense Tarık Ümit'in cesedi çıkmadı. MİT elemanı Tarık Ümit'i öldürdüklerini ve gömdüklerini iddia eden Ayhan Çarkın'la keşif işlemi yapıldı.
Çarkın sabah erken saatlerde cezaevinden ayrılıp Silivri'ye götürüldü. Ayhan Çarkın önce Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, daha sonra Tarık Ümit'i gömdüklerini iddia ettiği Silivri ile Çerkezköy arasındaki Beyciler Köyü'ne götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleri alınan yer gösterme süresince Çarkın kolundan bir polisle kelepçelendi. Çarkın'a çelik yelek de giydirildi. Eğitimli köpeklerden de faydalanılan çalışmada Çarkın'ın gösterdiği Beyciler Köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kazıya başlandı. İlk kazı boş çıktı. Çarkın'ın gösterdiği yerde Tarık Ümit yoktu. Bunun üzerine kuş bahçe olarak adlandırılan bölgeye geçildi. Çarkın'ın burada gösterdiği yerden de kimse çıkmadı. Yer gösterme sırasında Ayhan Çarkın, gazeteci ve köylülerle diyaloğa da girdi. Bir köylünün "ben ölen babamın yerini hatırlamıyorum, sen nasıl hatırlayacaksın" sorusuna önce güldü, ardından da "sen de haklısın, seni seviyorum, I love you" yanıtını verdi. Ayhan Çarkın yer gösterme işlemi boyunca neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Çarkın'ın gösterdiği yerlerde bir şey bulunamayınca "ya orası olmazsa burası olur" sözleriyle hedefini değiştirdi. Ayhan Çarkın'ın gösterdiği toplam 4 farklı noktanın 3'ünde kazı yapıldı. Ancak Tarık Ümit yine de bulunamadı. Çarkın'ın işaret ettiği yerler güvenlik şeritleriyle çevrildi. Akşama kadar süren çalışmalar Tarık Ümit'i bulmaya yetmeyince aramalara son verildi. Gazetecilerin "ne zaman konuşacaksınız" diye sorması üzerine ise Çarkın, "zamanı geldiği zaman" şeklinde yanıtını verdi. Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kez sendikacılar işten çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sendikacılar önce çalıştıkları birimlerden amatör kadroya geçirildi. İtiraz edince de işten çıkarıldı. Belediye İş İstanbul Şube Başkanı Muhammed Ceylan, "ihaleye fesat mı karıştırdık" diye sordu. Belediye İş Sendikası'nın İstanbul'daki 5 yöneticisi çalıştıkları iş yerlerinde alt kademeye çekildi. Eski görevlerine geçmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdular. Ancak aldıkları yanıt işten çıkarılmak oldu. Belediye işçileri arkadaşlarına sahip çıkmak için sendikalarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. İşine son verilen sendikacılardan biri Belediye İş Anadolu Yakası İtfaiye Şube Başkanı İzzet Aybar'dı. Aybar, belediye yönetiminin sendika karşıtı tutumuna isyan etti. "Bizim işimizi elimizden alabilirsiniz, ekmeğimizi alabilirsiniz, kazaen canımızı da alabilirsiniz. Ama asla onurumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi elimizden alamazsınız. Sendikamızı elimizden alamazsınız." Belediye İş İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Muhammed Ceylan, yasal hakkını kullanan sendikacıların iş akdinin feshedildiğini söyledi. "Yasanın kendilerini tanıdığı hakkı kullanan, yetkili sendikasında görev aldıkları ve yandaş hizmet iş sendikasına karşı onurlu mücadele ettikleri için ve İBB yönetimine, sendikal tercihime karışma, bu benim anayasal hakkımdır, suç işliyorsunuz" dedikleri için bu 5 arkadaşımıza iş verilmemiş ve işten çıkartılma işlemi yapılmıştır. Ceylan belediye yönetimine de seslendi. "Bu arkadaşlarımız mazot mu çalmışlardır, ihaleye fesat mı karıştırmışlardır, yoksa yolsuzluk mu yapmışlardır? Bu soruları İBB yönetimine soruyoruz." İstanbul'da yapılacak sağlık yatırımları açıklandı. 4 milyarlık bir yatırım hedeflendi. En gözdeler arasındaysa İkiteli'de kurulması hedeflenen dev sağlık kompleksi var. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu dev yapıya devredilmek isteniyor. Hekim örgütleri 5 yıldızlı otel gibi, ticarethane gibi çalıştırılacağı görüşünde. İstanbul'da kimi hastaneler yıkılacak, yeni hastaneler yapılacak. Bazılarının da yatak kapasitesi artırılacak. Yıkılacak hastaneler arasında Şişli Etfal, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastaneleri de var. Yatırımların yıldız yılı olarak ifade ettik. İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokuyucu basının karşısına geçti. Sağlıktaki yatırımları açıkladı. Hedeflenen yatırım 4 milyar lira. Paranın kaynağı sadece Sağlık Bakanlığı değil. İSMEP kapsamında gerek Avrupa Yatırım Fonu, gerek İslam Kalkınma Bankası
Dünya Bankası gibi kaynaklar var. İstanbul'daki en önemli sağlık yatırımı ise 3 dev sağlık kompleksi kurulması olacak. İki Telli'de kurulması amaçlanan yapı en gözdeler arasında. Toplam 2600'ün üzerinde yatağın tasarlandığı bir hastane kompleksi olacak. Hastaneler kompleksi olacak bu açıkçası. Dev sağlık yapısı için hazırlanan 3 boyutlu tanıtımda 5 yıldızlı otelleri aratmayacak cinsten. Peki bu dev sağlık yapılarını kim işletecek, nasıl hizmet verecek? Sağlık Bakanlığımız biliyorsunuz İstanbul'un en büyük şehir hastanesini yapacak. Biz bunu afiliye sistemle İstanbul Üniversitesi ile bir araya getiririz. İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün de aklından geçen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni sağlık kompleksine bağlamak. Burayı biz İstanbul Üniversitesi ile beraber işletelim gibi bir şey içerisindeyimdir. Tıp fakülteleri ise üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine karşı. Bu Sağlık Bakanlığı hastaneleri üniversite hastanelerinin birlikte çalıştırılması olayı var ki bu üniversite özelliğini ortadan kaldıran ve üniversiteleri Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşu haline getiren ve sonrasında bir yüksek okul haline getiren bir yönetmelik. Sağlığı piyasalaştırmak, özelleştirmek hedefinin ilk amaçları bunlar. Hekim meslek örgütleri, kamu hastane birlikleri düzenlemesiyle sağlığın özelleşeceğini, dev sağlık komplekslerinin ticarethane gibi çalışacağını vurguluyor. Çatı altında şehirlerde bir veya birden fazla kamu hastane birlikleri kurulacak. Hastaneler bu birlikler içerisinde yer alacak. Her bir birliğin işte bir çok yetkili bir genel sekreteri olacak. CEO dediğimiz türden bir genel sekreter. Böylece hastaneler, tüm hastaneler birer işletme haline dönüşmüş olacak. Böyle durumda sağlık kurumlarına bu şekilde başvuranlara artık hasta mı diyeceğiz? Hayır, müşteri olmuş olacaklar. Özel hastanelere gidip parasız mı emekli? Yani orada muayene olacağız. Onun için kabul etmiyoruz böyle bir şey. Bu Cerrahpaşa özelleştirilebilir mi? Ben istemiyorum. Bütün yani Cerrahpaşa yok oldu mu? Türkiye yok oldu. Bütün hastalar mezara girsin bence. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi emek sineması ile ilgili yenileme projesinden acilen vazgeçilmesi çağrısı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi'ne seslenen Mimarlar Odası, emek sinemasını acilen asli işlevine uygun olarak tekrar toplumun hizmetine açın, dedi. Asli işlevine uygun olarak acilen toplumun hizmetine sununuz. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, emek sineması ile ilgili yenileme projesinden vazgeçilmesi ve hizmete tekrar açılması çağrısı yaptı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasıyla emek sinemasında her an inşaat başlayabilir. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Beyoğlu Belediyesi'ne ve emek sineması binasının sahibi olan Sosyal Güvenlik Kurumu'na çağrı yaptı. Yargı süreci sonlandırılmadan bir hukuk kazası olarak niteleyebileceğimiz, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını fırsat bilerek, Kamer İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve yok hükmünde bir protokole dayanarak hazırlanan AVAN proje ile ilgili hafriyat, yıkım, söküm ve bunlar gibi geri dönülmez zararlara neden olabilecek ve sonradan tüm ilgilileri ve yetkilileri sorumluluk altına alacak hiçbir yapısal müdahaleye girmeyiniz. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Profesör Doktor Deniz İncedayı da emek sineması projesinin kültürel ve tarihi varlıklarla ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. İşte Venedik Sözleşmesi olsun, Quebec Sözleşmesi, UNESCO'nun birçok anlaşmasında ve Viyana Memorandumunda bunlar özellikle somut ve somut olmayan değerler diye maddelerle tanımlanmış ve bellek değerlerinin toplum için çok önemli kültür varlıkları olduğunu ve korunma açısından da önemli değerler olduğunun altı çizilmiştir. Biz de bunlara imza atmışız ancak tamamen rant üzerinden tanımlayarak ya da değişim değeri üzerinden tanımlayarak birçok alanda uygulamalar karşımıza çıkıyor. Herhangi bir alışveriş merkezinin içinde işte cephe süslerinin ya da işte salon dekoratif ögelerinin taşınması da hiçbir şekilde koruma anlayışına bağdaşmıyor ve de hiçbir korumacı uzman tarafından da kuşkusuz kabul edilmiyor. Bu arada emek sinemasına bir talip daha çıktı.
Bülent Eczacıbaşı İKSV adına başka bir proje sunmak için aday oldu. Eczacıbaşı, Emek Sineması'nın özgün haliyle korunarak bir kültür merkezi olabilmesi için başka bir proje üretmek istediklerini açıkladı. Mimarlar Odası'nın toplantısına katılan İstanbul Film Festivali yönetmeni Aziz Atan da İKSV olarak başvuru hazırlıklarını anlattı. Bir kültür adasına dönüştürülmesi için kültür sanat kurumlarının ortak katılımıyla ve tabii ki Mimarlar Odası'nda görüşüyle bir alternatif proje hazırlanması için konuda girişimcilik yapmak üzere biz bir talepte bulunduk. Şimdi bakanlıklara da mektuplar yazılıyor. Onlardan da bir karşı cevap bekliyoruz bu aşamada. Kamuya açık bir süreçte bütün bu konuda söz sahibi olabilecek kültür sanat kuruluşları ve mimarlarla birlikte ortak bir alternatif proje hazırlamanın isteği içerisinde olduğumuzu dün belirttik. Bültenimizin sonunda spor turu var. Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle. Antalya Spor 0, Fenerbahçe 0, Mersin İdman Yurdu 0, Eskişehir Spor 0, Kayseri Spor 3, Ankara Gücü 0, Sivas Spor 3, Samsun Spor 2, Galatasaray 1, Manisa Spor 0. Bu sonuçlara göre Galatasaray Süper Lig'in ilk devresini 37 puanla lider tamamladı. Manisa Spor evinde tek golle geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Maç sonrası açıklama yapan Fatih Terim, geldikleri noktada sezon başında yaptıkları analizlerin birçoğunu tutturduklarını belirtti. Şu an playoff olmasa ben ne diyecektim? Manisa Spor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'ın başarılı bir savunma anlayışı var. Avrupa'nın da en az gol yiyen ekiplerinden biri. Biz de iyi savunma yaptık ama bir golle yenildik dedi. Bunu Galatasaray'a karşı iyi uygulamayız düşünüyorum. Antalya Spor deplasmanından tek puanla dönen Fenerbahçe'de moraller bozuk. Aykut Kocaman maç sonrası yaptığı açıklamada Trabzonspor ve Bursaspor maçlarındaki gibi hızlı ve agresif oyunlarını ön plana çıkaramadıklarını söyledi. Sürüklenmesini sağlayacak ritmi bir türlü yakalayamadık. Antalya Spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise maçı genel olarak istedikleri gibi yönettiklerini belirtti. Maçın genelini istediğimiz gibi yönettik. Kayseri Spor Teknik Direktörü Şota Arveladze, adı Galatasaray'la anılan ve hasta olduğu gerekçesiyle Ankara Gücü maçında oynamayan Ambarat'la ilgili açıklama yaptı. Şota, Ambarat'ın hasta olduğu için maçta oynamadığını açıkladı. Fenerbahçeli futbolculardan bazıları devre arası tatili için yurt dışına çıktı. Real Madrid'in Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, lige verilen arada 2 günlük tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Özil çiçeklerle karşılandı. Evet, spor turuyla ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ancak birazdan Haber Art'ta yeniden karşınızda olacağız. Türk tarihi ve Cumhuriyet devrimini 2001 yılında soykırım olarak mahkum eden Fransa, soykırım yoktur diyenlere de hapis ve para cezası veren yasayı Ulusal Meclis'inden geçirdi. Biz de bu konuyu Haber Artı'da konuşacağız. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever'le ayrıntılı olarak bu konuyu konuşacağız birazdan.